İnternet o yüzden kalışıyormuş demek ki abi. Ebon? Bonem. Alo? Ne yapıyorsun? Aşk adam ne yapıyorsun lan? İyi misin? İyiyim oğlum, ne Hınzır yapayım? sine. Geçen bana Ne? söylediler sikişmişin. Pardon, bunu Hayır yayında ya. söylememiz gerekiyordu değil mi? Ben çok samimileşmeye başladım bak. Ben bu samimilik çok berbat olmaya başladı ha. Kanka öyle de demesek mi Pardon. ya, sikişmişin? Çok Sikişmişim güzel mutlaka adam. ya. Tamam, ben biraz daha bir hanımefendiyle birlikte güzel vakit geçirmişsiniz duyduğum kadarıyla. Evet, doğrudur. Bu çok güzel bir şey. Ufak bir Vallahi sikişlenebilir. Bir mi bunu peki? bir lan bir. bir mi Bonesaurus şimdi? Oğlum sende de şimdi bir göbek vardır birader. Şimdi ben Bonnie'nin neyini merak ediyorum biliyor musun? Bütün işte olay mali gerçekleşiyor orada, böyle takılıyor. İşte ne yaptın, keyfin nasıl, yerinde mi falan. Burası güzel. İşte film izleyelim, omzunu bana daya. Burası da iyi. Ama aşama işte, anladın değil mi? O kısma gelince Kanka Bonnie işte sikişlenince çok garip oluyor kanka, bana buradan böyle göbeğini kaldırıp böyle sikişleme ya. eline koyup, anladın mı kanka? O aşamaya geldiğindeki o Bonnie'yi merak ediyorum. Hani böyle tatlı tatlı takılırken bir anda iyi valla Eyvallah, hiç öyle olmuyor be. falan yapma, o aşamayı, o yüzünü çok merak ediyorum o aşamada. O yüzünü çok Kafe. merak ediyorum. Nasıldı kafe? Söyle bakayım. Nasıl yani, kafede mi izledin? Ne Hayır, oluyor? hayır, hayır. Kafe, sen de bir hanımefendiyle birlikteymişsin bugün. Kafe. Kafe. Yanına Oğlum mı bana böyle gittin? yalandan yalandan böyle şey deme yani, kod yazdım bilmem ne falan yalanlara atma Kanka kardeşim. yalan söylüyoruz. Oh, Ha hayat size kardeşim, güzel lan oğlum, hayat size müsait güzel. değilim şu an, toplantıya girdim, yalanı atma ha, öyle sikti gitti deme falan yok ha. Kafe anlatsana oğlum. Kadir. He. Kafe. Alo. Evet. Bilgisayar Kafe. bağlayıp katıldım. Efendim. Ha, kafe, sen bir hanımefendiyle takılmışsın. Ne zaman? Vallahi bana haberi geldi. Doğru mu? Nasıl? Bir hanımefendiyle birlikte vakit geçirmişsiniz. Doğru mu? Yani olabilir. İnsanlar, hanımefendilerle her zaman vakit geçirir. Ama Ben yani senin biraz geçirmiyorum. sanki dostane bir vakit geçirmek değildi. Anladın mı demek istediğimi? Biraz açık konuşursan. Ya orospu çocuğu yaktın sigaranı, zaten nasıl bir seks keyfi aldığını anladım. Orospu çocuğu anlat amına koyayım. Anlatsana oğlum şunu. Ne yaptın ya kardeşim? Ya oldu bir şeyler işte ya. Ne diyeyim? Kimle Yani birlikteydin halvet olduk. sen? Harf alayım, baş harf alayım. Harfi yok. Bahar, bir tane harf alacağım. Bulurum kanka bak. Ararım, harbi bulurum bak. Beni saykolaştırma. Bir tane harf istiyorum sadece. Söyleyeyim. Bir tane harf, bir tane harf diyorum. Tamam, bir tane harf söyleyeceğim işte. M. Ne? M. Lan. M. Ciddi M mi? Evet. Bizim Murat bakkalcı olabilir Mithat mi? abiyi O değil, siktiysen o senin değil. amına Sana. koyarım. Ha. Bakkalcı Mithat abiyle birlikte bir şeyler yaşadıysan var ya. Ulan bir Oo. tane Kanka M en harfi dedi. son Bütün acaba chat, ya acaba. M ile alakalı kaç tane kız ismi varsa hepsini yazdılar ya bir de kanka. Kanka Her şeyi yazdılar ya. orospu çocuğu ben Şey yeni açtım yazan öğlen. var. Geleceğim Mitlerini. diyordu amına koyayım. Bir saat sürdü. Bir saat. Bir saat mi? Ben Evet. inanmıyorum. Ben inanmıyorum. Hayır. Ben Hayır. Bir inanmıyorum. saat sonra Bir saat. sadece şey yaptık. Parolla yaptık. Ya o Nasıl nasıl? yani? Devam ediyor muydu? Nasıl yani? Nasıl Sen sonrası parolla ya? mı? Ne bu? After Nasıl sex sonra ya? sigarası mı? Sana Ne dedim ya, bu? çıkıyorum gidiyorum diye çıktım odadan. Evet. Çıktım işte. Orospu çocuğu, o neymiş ya? Abi bir Ebo şey görüyorsun değil mi? soracağım. Millet millet Ben sıkışıyor ha. sadece şu merak, sadece bir soru, yanlış anlama bak. Bir saygısızlık gibi algılama. Tamam Yok, demek. estağfurullah. Bir ezan okunuyor, ezan bitsin ondan sonra konuş. Aziz Allah. Niye gülüyorsun oğlum, bu ne? Ezan okunuyor. Sen Rahatsız rahatsız niye mı oldun? böyle? Rahatsız mı oldun bana? Aynen, Ebu'ya gülüyor. Sırıttı az önce. Oo. Bu ne, Biz bunun yapma. aşığı hiç şaşırmadım. Benim de gülesim geliyor, yapma. Ezan okunuyor oğlum, ezan okunuyor. Harika. Safları Bitti mi? sıklaştı. Aa pardon, Flamur'un selasıymış. Çok komikmiş la. Şey gülmedik O kardeşim, ruh benim komik olan bir sıcak. şey yok. Ben Bitsin parayla de. gülüşüyorum ya. Ezan bitsin, bir şey anlatacağım. Ben de ezan bitsin bir şey anlatacağım. İlk ben anlatabilir miyim unutmadan? Ben de ezan bitince Anlatsana bakalım. sorularınızı cevaplarım. Tamam. Sen Kapat caminin istiyorsan yanına mı ezandan gittin? sonra aç.
Sen caminin abi, wifi'inden mi katılıyorsun buraya? Adam akıllı söyle. Yok, camiyle aramda 100 metre var ya da yok. Öyle tamam. Söyleyeyim. Aziz Allah. Çok yakınız. Nere güzel okuyor ama ha. Ordur şu UFO'yu kaldırma artık be kardeşim. UFO'yu kaldırma artık ya kanka. Bir dakika ben onu bir şey yapayım kanka, pardon. Onu bir kapatayım. Evet. Bu kadar uzun muydu ya? Akşam mı yattı Ezan? Nasıl ya? Ya bekleyince uzun geliyor. Vatanı koruyordun da kanka. Bitti mi ezan? Kadir, bitti mi? Bitti mi ezan? Bitti galiba. Tamamdır. Kanka ben sana bir saniye. Kanka ben sana bir tane soru soracağım. Ya birader onca kızlarla falan birbirine takılıyorsunuz. Bak tek merak ettiğim bir tane soru var kanka. Şu yazın bak bu kadar sıcak bunaltıcı havanın içerisinde sen o dalgayı nasıl kaldırıyorsun ya kanka? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün sadece şunu hayal et. O Metin 2'de demirci var ya, alnını siliyor. Bugün öyleydim. Helal olsun asker. İşine devam etmişsin. Hiçbir şekilde görev yerinden ayrılmadığın için seni tebrik ediyoruz kardeşim. Benim bir adet tweetim var Ebo. Evet. Bu durumlar için. Evet. Yaz sıcağında yapılır mı ya diye istemeden birine. Ben oksijensiz alanda bile dedim. Bugün ikisi de birlikteydi. Hem oksijen yoktu hem sıcak vardı. Ama yine de devam ettim. Yılmadım. Ebo millet sikişiyor kanka. Millet sikişiyor. Ben de burada vatan millet Sakarya diye götümü yırtıyorum. Millet sikişiyor amına koyayım. Ben malım amın. Date çıkmadım ben bu işi yapacağım. Ben aptalım lan amına koyayım. Ben özledim ya, sikişmeyi özledim kanka ben. Bir yıl oldu ya. Ya kanka sen de sanki komutansın, kurban olurum. RP'si bir tane kare nokta atıyorsun ya. Özledim ya. Tamam işte malım işte. Bunu diyorum kanka. Sanki ben biraz abartıyorum ya. Hayır ben sikişmeyi özledim. Malım ben kanka zaten. Ben sikişmeyi özledim sadece, bu kadar. Bir yıl yok ya amına koyayım. Abi siz bir şey söyleyeyim. Bir erkek kafasını nasıl amla bozabilir? Am nereye kadar kanka, kurban olayım kanka, bu ya. Kanka ben bozmadım zaten. Ama yani bir yıldır olmuyor abi. Obezim abicim yani, ihtiyacınız yok. İhtiyacınız yok. Ben size söyleyeyim, ihtiyacınız yok. Evet. Olursa olur, olmazsa da olmaz. Tabi sen rahatsın. Sigara sen yapmışsın. Ya. At yarına, sen niye konuşuyorsun ki? Sen niye konuşuyorsun? Yakmış sigara. Olmazsa da olur falan bilmem ne diyor. Daha kim bilir 5 dakika 10 dakika belki şu an telefondasın yanında, belki sana kahkaha atıyor ya şu an. Nereden bilebileceğim ben onu? Yok ya, gönderdim. Nasıl yani? Sen escortla mı takıldın? Hayır. Gönderdim ne demek ya kanka? Gönderdim ne biçim item ya bu? Gönderdim ne demek ya? Evine gitti dersin ya. Gönderdim ya, demek. Ya evine gitti. Tamam. Evine gitti. Hiç olmadı kanka. İlkinde sonra bu muhabbet çok kötü bu arada. Ben rahatsız sen böyle bir şey söyleyeyim mi? Kahve. Sen böyle hiç kızlara böyle vakit muhabbet sohbet etmeyecek gibi bir şeysin. Sen böyle sanki direkt şey darmadağın etmeye çalışıyorsun gibi bir tipin bugün, var. Bugün yok. Bugün oturduk. Şarkı dinledik. Oyun oynadık. Her şeyi yaptık. Çay demledi lan. Çay demledim lan. Ardından bir masaya kır pidesi geldi şöyle güzelinden. Dedim şundan bir yudum al şimdi baştan. Dedi ki niye? Dedim sen yudumu al. Tam kır pidesinden yudum alırken ayağa kalktı efendi bir anda. Ne oldu ondan sonra? Öyle işte, çay içtik. Güzel. Çay dedim mi? FIFA. Kanka bir şey söyleyeceğim bak. Ben kahvenin bu saatten sonra amca olduğunu düşünüyorum. Ben bu adama dedim ki, Eraylar'da otururken böyle bir L koltuk var, şöyle oturduğumuzu hayal edin. Şurada bardak var. Bardakta da benim en son bir tane kolam kaldı. Onu bana uzatır mısın dedi, ben sana uzatmam dedi. Sen kardeşine bir tane kolayı uzatmadan gittin kıza, ayağa kalkıp çay yaptın ya. En büyük amcı sensin lan, kafeler olsun. Amcı. Ya şimdi ortada bir detay daha var çayla ilgili de. Söylesem mi söylemesem mi diye düşünüyorum. Çayı üstüne mi döktün, ne yaptın, fetişe mi var? Hayır, ne olabilir ki yani? Ben sadece söyle. Çayın suyunu koydum. Sonra kızın amına mı koydun? Ne oldu yani? Bu ne demek ya? Abi çayı koydum arada. Bu devamını getir bak. Cümleleri hep böyle yarıda bölüyorsun kanka. Geri kalanını biz nokta noktaları biz dolduruyoruz. Bunları doldurmamız izin ver. Çayı başkası demledi. Sen başkası suyunu koydun. Başkası ne çay... oluyor ya? Bekle bir saniye. Bekle. Çay o iş bittikten sonra mı demlendi? O işten önce mi demlendi? Bittikten sonra. Arras mı sen? Seni var ya lan.
Ne oldu? Hem var ya orospu çocuğu diyorsun. Ne oldu ya? Sili gidi orospu çocuğu. Pişt kadir. Pişt sili. İşi bitirdikten sonra kıza bir de gitmiş çay demletmiş. Lavuğa bak, görüyor musun kanka lavuğu? Orospu kadir. Orospu çocuğu. Ben mi demleyeceğim çayı? Kanka ben de dün sinemaya gittim. Ya onca karnım isterdi. Evet, bir şeyler yaptık yani burada mı? Dün sinema salonunda Barbie filminde iki çift şey yapıyorlardı. Ne yapıyorlardı? Sikişiyorlardı. Saygım arttı. Sen takım elbiseyle mi birlikte gittin? Yok ya. Oppenheimer'a gittim ben ondan sonra. Oppenheimer'da böyle bir şey gördün mü? Yok. Asla. Göremezsin çünkü kitle farkı. Ama Oppenheimer'ın kendisinde zaten öyle bir sahne var. Sen bir şey söyleyeceğim. Sen, yok. Sen gerçekten sinemaya tek başına bilet alıp da en arkada 31'i çekmediysen kahve ben bir şey bilmem. Bu kadar rahat bilemezsin sinema yok salonlarından yaşandığını. Yok yok. Vallahi hiç öyle şeyler yapmıyorum ben. Çay içerken ne konuştunuz kanka? Of ne güzel siktim ya seni. Ya çay ben içerken ne konuştuk? Çok terbiyesiz kardeşim. Ben böyle bir şey demedim. Order diyor bunları. Yok öyle şeyler konuşmadık. Yani. Ben şeyi çok merak ediyorum. Bak yanlış anlama. Bak beni sadece bir an canlandıracağım. O zamana kadar sadece bitmesini bekle sonra soruyu anlat. Dur o zaman tam bilgisayardan demişsin. Geliyorum hemen bek. Tamam bekliyorum. Alo. Ya bak tam ne kadar hızlı geldin lan. Hoş geldin tamam. Tamam bekliyorum. Tamam. Geliyor mu sesim tamam, şu an? Geliyor. Kahve. Ya onu... Ses deneme 1-2. Heh. Merhaba sesin geliyor. Benim sesimi merhaba, duyuyor geliyor musun? Evet duyuyorum. Tamamdır. Kahve şimdi benim yayınımı izliyor musun? Bak bütün canlandırmaları ufak ufak yapacağım. Şimdi kanka burada oturuyorsunuz böyle muhabbet sohbet ediyorsunuz tamam mı? İşte evet. Vay be. Evler nasıl yerinde mi falan bilmem ne derken. Bir yandan da aşama artık o taraflara doğru gidiyor. İşte öpüyorsun falan kokluyorsun. Kanka o aşamada böyle labrıs tıpır bulurken böyle alnın falan terliyor. Hani o aşamanın suratın böyle anladın mı? Böyle garip garip böyle suratlardasın. Böyle sert sert suratını tutuyorsun bir anda. Gözünün içine patlayarak. Bütün iş bittikten sonra kanka. Bütün her şey bittikten sonra. Evet. Öyle bir oturup. Oh be güzel de. Oh, bir çay demine de içelim ya. Bir çay koy biz. Bir çay. Ben de suyu koyayım. Sen de bir çay demle bakalım. Bir çay al gel. Çayları o anda o çayları demlediğin sırada böyle içerken. Ne yaptınız kanka? Yani ne konuştunuz? Ben orayı çok merak ediyorum. Yani normal sohbet muhabbet. Zaten gitme saatine yakındı. Şey dedi abi işte, bak çok yanlış konuşuyorsun. Ben dedi taksiye bindireceğim dedi. Dedim. Süresi doldu galiba bu ne ya? Süresi doldu sanki abi. Gitme vakti yaklaştı. Yani baksana kanka kurdu cümleler. Almamış. Kız bu sektörden biri mi? Yok. Twitch'i biliyor musun peki senin nasıl biri olduğunu? Evet. Zaten belli yani böyle bir şey olduğunu. El ele olsun vallahi çok. Ama ben şöyle olsun söyleyeyim benden beterdi. Allah Allah. Nasıl? Bak bunu ben söyledim. Bunu ben söyledim benden beterdi. Ebo sana şöyle özetleyeceğim bugünü. Ha. Bugün ilk önce tartıldım. 78-200 gibi bir şeydim. Güzel. En son tartıldığımda kaçtı biliyor musun? Kaçtı? 77-350 falan. Kanka oo, ne yaptı? Derini mi sikti kız? Yani ne yaptı? Kanka. Yağlarını mı şey yaptı? Eritti oğlum. Ne yapmış olabilir kanka? Ben bir yerde kalp krizi geçiriyorum sandım. Yıldım kaldım ama bırakayım. Şey değil mi? Seksin orada. Bende kalp var. Ne olursun duralım biraz. Ben de bekledim. Bir ama de, şimdi... ama orada o saatten sonra durulmaz kanka ben sana söyleyeyim. Gerekirse atak geçirirsin. Ya öleceksin yapacak devam bir şey yok. Devam ettim. Hiç durmak yok. Pezevenge desen ki şurada 2 dakika koş desen koşmaz. Yarım saat boyunca performans sergiliyor. Kanka uyuz oluyorum ben bu lavuklara ya. Harbi uyuz oluyorum ya. Kafe aç bakayım lan kamera. Ha kamera mı açayım? Açın. Oğlum yüzümü veri yok. Yapmayayım. Bu çocuğu gülüp Allah hanımefendinin ellerinden öperim. Yani böyle bir adamla birlikte olmak da her baba yiğidin harcı değildir. Dur bakayım sikişmiş bir adamın suratına. Baksana oğlum. Hadım etmiş ya bildiğin. Oğlum yok etmiş lan seni kahve. Nedir ne oldu sana amına koyayım. Kanka peşim veren. Çok değişik şeyler yaşadım. Peşim veren veresiye veren gibi oldu bu amına koyayım. Ulan ya bu mutluluğa bak. Kahve çok mutlusun lan. Ben, evde 4 tane kalmıştı. Ben dedim ki yetmeyecek herhalde.
Hani öyle düşün. Nasıl? Ne yetmeyecek? Ne yetmeyecek dört tane? Anasının şapka. Prezervatif mi? He. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Matrix'i açtınız, baştan dört mı izliyorsunuz? Ne, dalga mı geçiyor? Dört ne demek sen, anca biliyor musun? İnsan insanı bunu yapar mı? Vallahi çöpe attım duruyor. Nasıl? Onu atacaktın salak. Oğlum bir şey söyleyeyim, Titanik'teki insanlar o kadar sikişmemiştir. Dört ne demektir lan? Oldu bir şey. Oğlum Ocean Games bile o kadar dayanamaz. Ego'da soruyor ki yazını nasıl kaldırıyorum? Kanka adam farklı boyuta geçmiş bu. Böyle bir şey değil. Ocean Games bile o kadar baskıya dayanamaz yani. Basınca dayanamaz. Sana odanın bir de vehametini anlatayım mı? Bak odanın vehametini düşün. Şu kapı kapalı. Kilitli. Ha burada mı oldu bütün olay mahalli, burası mı? Burası. Kapı kilitli. Bilgisayar çalışıyor. Cam açık ama camın önüne perde çekmişim. Perdeyle camın arasına sıkıştırmışım. Komşular görmesin diye hiçbir şey. Hava girmiyor içeri ama bakayım. Hava yok. Diyorum ya oksijensiz ortam diye. Ya bir adam ne kadar aptal olabilir. O sırada kahve. Helal olsun. Sevindim ama yeni birilerinin hayatına. Peki ilerleyen vadede. İlerleyen vadede ne demek? Kanka ilerlemeyecek yani, galiba. Bence güzel bir insan anladığım kadarıyla. Sana da ten uyum olarak da uyuyor. Bence devam etmelisin diye düşünüyorum. Yani henüz bir ciddi ilişkiye ya da bir ilişkiye hazır değilim. Allah Allah, sen ilişkiye hazır değil misin paşam benim he? Şey diyelim sen konmayacaksın. Ne hazır değilsin? Amına koydum, ne hazır değilsin? Yani hazır değilim. Bir takım beynimde dönen olaylar var. O olaylar bitene kadar... Aklımda dönen olaylar. TFT'de acaba unique kompum yapsam bunu koyayım. Kafe ama bunda bir tık haklı. Düşüncesinde bir tık haklı. Hangi düşüncesinde yani haklı Ordur Bey? Bu arada komutanım, pardon, Arplex komutan demem gerekiyordu galiba. Sikiyor size. Valla kafam almıyor kanka espri şu anda. Ordur'un bildiklerini Ebo da biliyor. Biz ay şey o muhabbetleri. Konuştuk ya. O şeydir. Zamanında. İlişki muhabbetleri. Benim Almanya meselesi işte. Ha, aynen. Ha, bu iPhone'u tercih edildiğin hikayeyle bağlantısı var mıydı? Değil o yok. Tamam değil, tamam tamam o yok o yok o yok. Bu arada tekrardan da gündeme getirelim. Şu sol tarafta gördüğünüz arkadaşımız Kadir. Namı diğer kafe. Bu zamanındaki arkadaşımız zamanında bir babası diyor ki kıza. Bu çocuktan ayrıl, sana iPhone alayım diyor. Kız iPhone alıyor. Kadir'den ayrılıyor. Bunu da bilin yani. Hani daha ne kaybedebilirsiniz diye düşünüyorsanız daha büyük kayıp veremezsiniz, haberiniz olsun. Gülmeyin oğlum, bu komik bir şey değil, bu trajikomik bir şey amına koyayım. Buna gülemezsiniz, bunu üzülmeniz lazım amına koyayım. Harbi aga be. Çok mantıklı mı? Furkin, inşallah seni günün birinde bir traktöre tercih ederler lan kanka. Ha, traktöre etsinler lan bu arada. Ticari zeka diyorlar ya bir de. Ticari zeka. Babasına saygım arttı diyen var. Siz neler yaptınız? Bonesaurus senin nasıl geçti bakalım date'in, anlat. Ya, o zaman Bone de kamera açacak. Hayır. Bone de kamera açmalı. Evet. Bir dakika. Bone'nin değişimi... Şey, Cübrem hayır, Cübrem olmaz. Hayır, bir dakika. Cübrem olmaz, hayır. İçeriden bir şey alıp geliyorum. Anlat. Ben de tam olarak date değil. Seninki hiç konuşmadan mı olmadı? O kadar mı direkt girdiniz olaya? Nasıl? Hayır. Bende hiç diyalog bile yok falan. Bir dakika, şunu takayım, açayım. Nereyi takıyorsun, açıyorsun? Kameranı mı? DSLR kamerası dostum, anlarsın ha, ya. Aa pardon dostum, ben de DSLR kamerayla Logitech kullanıyorum da özür dilerim. Tamam. Helal olsun lan. Selamünaleyküm. Aleyküm canım. Ve aleyküm selam Ramcan kardeşim benim, hoş geldin. Hoş buldum abi. Ne yapıyorsun kardeşim benim? İyi abi, spordan geldim. Senin ilişki hayatın nasıl geçiyor? Anlat bakayım paşam biraz, seni de dinleyelim. Herkesin abi, ilişki hayatını dinliyorum şu an. İlişki hayatı... Benim... Yani istemiyorum ya. İstemiyorum. Yani çünkü ben ilişki yaparsam ne spor yaparım, ne yayın yaparım. Yani her şeyi, ben ağır hanımcı bir insanım. Varamıyorumu kıza veririm yani. Vallahi helal yüzden... olsun bak. Açık sözlü, kendisini saklamadan net bir şekilde kim olduğunu söyleyebilen adam. Rahmican kardeş. Net söyledi çocuk. Helal olsun. Vallahi hiç kaçmadı yani. Helal olsun asker. Öyle. Peki Ordur beyefendi, sizde hiç mi yok? Kanka bir gün kan ter içinde telefonu açmıştım. Ben birinin ne yattığını düşünüyorum senin. Açık sözlü ol, konuş. Kanka ben kış boyunca telefonu kanka, nasıl açtım? Ordur arıyorum. 3 kere aradım telefonu. 4. açtığımda şey diyor.
ne oldu kanka? Aramışın iki gibi falan bilmem ne yapıyordu. Ne yaptın o sırada? Birileri var. Kanka hatırlamıyorum bu muhabbeti ama. Hayır, bir yıl boyunca kanka. Herden bir, yani sizle tanıştığım günden itibaren. Sadece bir kere bir ilişki yaşadım. O da sadece cinsel. Onun dışında hiç şey olmadı. Ben işime odaklanmak için şey yaptım. Ya bir de bulamadım kanka, o da var. Ya bulamadım. Ya buna göt verirsin ya birader. Harbi konuşacak biri de üzüldüm ya. Buna göt verirsin ya. Ya bunun bakışına var ya 6-7 tane imparatorluğu yok edersin ya. Baksana şunu. Ebo ben sana bir şey adam öldürürsün ya şunun. Ay kardeşim benim. Sen Bonnie'nin masumluğuna inanıyor musun? Ben hayır, masumluğuna tabii ki denemiyorum. Masum takılıp en aramızda sıkıntılı olanın ne olduğunu düşünüyorum. Tabii oğlum çok var ya. Şimdi şöyle. Keşke 10 günde bizimle olsaydın. Ve Bonnie'nin potansiyelini görseydin. Keşke. Ben şimdi 10 günü söyleyeyim. Kripto yatırımcısı konuşuyor. Hayır. 10 gün gerçekten Amigas'ı dağıtmaya gittim. Yani, tamam. Zaten bunu da söyledim. Çok güzel. Tabii ki de eğlenmen gerekiyor. Tabii tatil yapacaksın. Tabii. Olayları da zaten az çok kavradım. Ben daha önce hiçbir şekilde bir yere gitmedim. Böyle barlara marlara. Bu orospular tuttu elimden götürdü. Orada da bütün ortamı görmüş oldum. Hani anlamış oldum. Zaten kafeye gittikten sonra bizim için o bar şey gibi oldu. Hani mekan. Meyhane gibi oldu, anladın mı? Mekan dedim, meyhane gibi. Ağladık, birbirimize sarıldık amına koyayım en son. Dertleştim. Lan ben anlamadım. Eve bir girdim. Her gün farklı biri ağrıyor. Sokağa çıkıyorum. Sokakta tanıdığımız bir başkası ağlıyor. Her gün biri ağlıyor ama. Her gün biri ağlıyor. Ben de gülüyorum onlara. Ruhsuz bir piç. Tamam. Şimdi ben bütün puzzle parçalarını birleştirdim. Sen bu kadar masum olduğunu mu zannediyorsun derken kafenin demek istediklerini şimdi anladım. Şimdi Bonesaros'un taktiği birazdan manipülasyon ve hani gel omzumda ağlayabilirsin, ağladıktan sonra da bir posta da götünden sikerim tarzından mı? Doğru mu anladım? Demek istediklerini. Hayır. Çünkü duygusal yaklaşanlar da, çünkü hani öyledir ya yani. Kanka yani benim bazı... Ben Ebo'nun az düşündüğünü düşünüyorum. Şimdi bir şey gireceğim. Ne? Tamam, hayır. Ne diyorsun? Şunu söyleyeceğim. Bu benim bazı noktalarım var kanka. Tamam mı? G noktası, ben göt deneyimim. Ne noktalarım? Ne neyden bahsediyorsun ya? Hayır. Hassas noktalarım var ve bunlar benim ekstra hoşuma gidiyor. Ben bunu söylemek istiyorum. Bu hassas noktalardan birini söylemek istiyorum. İzni var mı? Bekle başla. İzni alalım hocamızın. Söyle. Kripto hocam. Tamam dur. Kanka bak. Dokunuyoruz. Zaten videosu vardı. İzlendi. Evde Anıl var, masaj yapıyor. Masaj. Bonnie'nin öyle bir yere dokunuyor ki, Bonnie bir anda böyle üstüme atladı, tuttu saçlarını, çekti beni. Dedi ki odada dedi tek oturuşlarsın sensin, seni sikeceğim lan yaptım böyle. Ben neye uğradığımı şaşırdım. Baba bu çocuk bana iki gün önce kahvaltı dedi ki, lan ne de iyi ki tanışmışız ya dedi ama. İki gün sonra saçımdan tuttu çekti, seni sikeceğim lan yapıyor bana. Bu şey vardı ya kanka, kapıyı çocuklara açan bir tane dayı vardı, gel şunu ay yala ne olursun. Gel ne olursun, gel ya. Allah Allah. Gel bak şuna bak, ne olursun gel. Bak ne olursun, bana bilmem ne diyen dayı vardı. O dayı bu ne kanka, harbi o dayı bu ne. Dayı Bonnie'nin yanında az kalmış. Oğlum o gün bana yaptı bu. Hayır. Neresine dokundular oğlum? Neresine dokundular? Geri kalanını söylemeyeceğim. Neresine dokundular? Tamam Bonnie kendin söyle. Neresine dokundular? Rahmican da biliyor galiba kanka, bu konu hakkında bir fikri var. Şu bel tarafından bir başladı boynuma kadar. Amına koyayım, bel buradan mı başlıyor? Bu ne demek? Hayır şuradan. Adamın biri burada kanka. Helal olsun. Bravo homo sapien. Şuradan yukarı doğru çıktılar. Aynen. Tamam. Tamam. Şuradan geldiler buraya kadar. Kanka kucağıma Ahmet oturdu. Ahmet Türkiye biliyorsun. Gel beni sik dedik. Bir saniye birader, olay çok karmaşıklardı, bekleyin. Bekleyin bir saniye. Bir grup seks dönmüş ama kadınlarla erkeklerin arasında değil, ben onu anladım. Bir evet bir şeyler dönmüş. Ama bu hikayede erkekle erkek arasında dönmüş gibime geldi bana, bilmiyorum. Ahmet Türkü. Ahmet Türkü şöyle... efendi çocuktur, bir de sert çocuktur. Kucağında ne işin var, nasıl adım ettiniz oğlum çocuğu? Odada 5-6 kişiyiz kanka, tamam mı? Bir tane hanımefendi arkadaşlar odada. Tamam. Ve isim vermeyeceğim. Belli bazı şeyler belli olmasın diye yastıkla kapatmak zorundayım. Tamam mı? Ahmet de durdu şöyle, gel bir kucağına oturayım dedi. Yastığın üstüne bir oturdu. Kanka var ya siz. Size hiçbir şey demiyorum ben. Terbiyesiz. Eyvah. Ama çok tuhaf bir andı. Bir Rami sen yani ne oğlum, kreş mi burası? Niye parmak kaldırıyorsun? Konuşsan oğlum direkt lan. Sözünüzü görmek istemedim. Rami de öpüşüyor ya. Helal olsun. Ne öpüşüyorum ya? Abi, öpüşürüm lan. Belki eşcinselim. Tamam canım, bize ne? Beni alakadar etmez. Beni hiç alakadar etmez. Bonnie'nin hakkında ben de bir şey söyleyeceğim. Ben uyuyordum abi bir gün. Sabah bir uyandım. Karşımda Bonnie. Arkasında dönük şekilde.
Sonra ben arkamı döndüm. Bora'ya tekrar baktım. Bana şey diyor. Sikim mi seni bir tur diyor böyle. 2-3 kere bana aynısını söyledi böyle. Kanka hayır. Şey yapacaksın bak şimdi. Buraya doğru dönük ya böyle. Bora'nın yüzünü görüyorsun. 2 dakika böyle sıcak diyorsun. Sağ tarafa doğru yatıyorsun. Kanka kulağına yavaş yavaş yaklaşıp. Havada çok sıcak olmadı mı ya falan bilmem de dediğimi düşünsene bak kanka kulağımın dibinden bana bunu diyecek. Sağa döndüğümde bak iliklerime kadar boşalırım direkt salarım kendime. O ne? Kanka. Sen hayal de ediyorsun galiba anladığım kadarıyla. O çeline elini koyuşun ne bileyim kadar rahatsız oldum. Hayır hayır. Ya bunlar İstanbul'a taşınsam. Hayır oğlum. Bir ay Ebo'da kalsam. Bir de Ebo'nun götürsükler. Duş alma bahanesiyle ışıklar kapandı desem banyoya devam edip yağlayıp Ebo'yu siksem. Düşündüm ya bana bak. Onu yakaladın mı? Bir oh çekti bana göre. Abi bir şey değil mi? Güzel bakalım. Güzel güzel. Güzel sarıyormuş. Sen bizim tekile sipariş almamızı biliyor musun Ebo? Yo bilmiyorum anlat onu da onları da bilmiyorum. Hiçbirini bilmiyorum hikayeleri. Anıl'la ben iki tane hanımefendi beğendik. Aynı masadalar. Dedik gidelim konuşalım. Ama içerisi de çok gürültülü ve aşırı havasız yani o an. Dedim ki dışarı çağıralım. Hani dışarıda bir sigara içeriz, bir konuşuruz, ederiz, tanışırız falan böyle daha rahat olur. Anıl'la gittik. Bizi garson zannetmişler öncelikle. Nasılsınız dedik. İki tekila dediler. Ben de gittim tekila almaya. Sonradan mevzuyu çaktık. Bizim kafalar gidip kızlar bizi garson zannetmiş. Parasıyla tekile sipariş ettiler. Abi çok kötü bir olay bu arada. Bu harbi... Ben... abi çok kötüymüş ya. Bak bu harbi kötüymüş. Bir de konuşmayı yapan kişi ben değilim. Anıl da döndü bana böyle yapıyor. İki tekile. Ben de kasaya gidiyorum amına koyayım tekile almaya. Sen tekileyi masaya götürdün mü? Yok cüzdanımı almamışım yanıma. Anıl'a ses ediyorum diyorum cüzdanı getir. Şey yapıyor... diyor ki lan oğlum dur diyor kızlar bizi garson zannetti diyor döndük gittik sonra. Ben çok yıkıldım o an. Bu hikaye beni yıktı bu arada. Hikaye biraz beni kötü etkiledi. Hayırlı geceler hocam evet, selam. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler hoş geldin kardeşim benim. Ebo kahvenin karı... Ya böyle diyeceğim sabah oluyor bunu. Kahve sen anlasana. Kahvenin karı var ya o karı karı karı. Ya ben tamam. Bir hanımefendi ile etkileşime girdim. Tamam mı? Ne bu VR yani konumu etkileşime girdim ne demek ya kanka? Şey gibi düşün. Hani belirli görevler vardır tamamlarsın ve NPC seninle birlikte gelmeye başlar ya. Öyle düşün. Hani şarkı anladım. Söylüyoruz birbirimizi alkışlıyoruz dans ediyoruz göt sallıyoruz göbek falan. Evet falan. Evet güzel. Sonra ben bizimkilerden Samet'e dedim ki isim veriyorum artık. Olay çıktı. Benden günah çıktı. Samet'e dedim ki. Samet de gidiyor selamlaşıyor arada tamam mı böyle konuşuyor falan böyle kız da konuşkan bir tip. Dedim bu kız böyle bu kız yapıyorum böyle tamam mı konuşuyor kesin gidiyorum falan muhabbeti. Bana dedi ki olmaz o dedi. Tamam mı? Birkaç neden söyledi ha dedim şansımız buymuş dedim oturdum böyle içime kapandım orada dedim ulan dedim biriyle bakıştık o da olmadı falan diye. Bir saat sonra iki kişi yok. Bir o kız, bir de Samet. Aga be. Samet bizim tanıdığımız Samet mi? Ayyaş Samet. Ayyaş Samet. Hangi Samet? Ayyaş Samet. Ayyaş var ya kanka. Samet sabahın altısında geldi. Ayyaş Samet kimdi? He? Ayyaş Samet kimdi? Tanıyorsun. Benim Discord'dan her yerden banlayın o çocuğu. Görmek istemiyorum. Lan niye? Abi benim çizelgelerimde böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Benim alfa kurallarımda bir arkadaşının gözünü diktiğin kıza sen de göz dikersen o amına koyayım o adam değildir. Ben ama şöyle. Hayır siktirmeyin aynen, olayınızı. Hayır. Almış ben mı? Ebo tam tersi. Aslında ben göz dikmişim. Çünkü bana hikayeyi doğru anlatın lan o zaman. Hikayeyi o zaman doğru anlatın. Dur. Ben işte dedim ya Samet geldi sabah diye. Sabah da değil öğlen 2'de mi 3'te mi ne geldi? Halim adli yok. Dağın tepesine mi ne götürmüşler zaten çocuğu? Kaç? 50 kilometre uzağa falan getirmişler. Abi bu ne amına koyayım sinemadan abi. Önden bilet mi alıyor? Uçak mı amına koyayım? Bu kıza nereden görüşmüş önceden ya? Sikerim onun belasını da bunu. Ama içip nereye gidiyor? Astral seyahat mi yapıyor? Nerede görüşmüş kızla amına koyayım? Ya çıkıp gitmişler işte taksiye binip gitmişler. O da bilmiyor nereye gittiğini. Lan taksici numarayı engellemiş. Samet engellemiş. Samet gelemiyordu amına koyayım. Dağın başındayım diyor bize. Taksi gelmiyor diyor bana.
Niye böyle bir gelmiyor? Sen bir anda bir arada gelmiyorlar dedi. Ben ve götüm bugün dışarı çıkıyoruz. Götümle siktirmek olabilirsin. O kız duruyor mu hala? Dur. Son nasıl var? Abicim ya ordur da kanka tam vicdansız ya. Gerçekten var ya. Öyle vicdansız. Hala takılıyoruz bir kanka be. Ortam varsa devam edebiliriz yani. Bir şeyler. Bu birinci hala varan. Kokluyor. Bu birinci varan Ebo. Bu birinci varan. Tamam mı? İkinci varana geliyorum. Kızla üç kere arka arkaya aynı mekandayız. Rami'nin de doğum günü. Tamam. Tamam mı? 12 kişi arkada dans ediyor. Ben de ön tarafta tek başıma geçmişim. Bir takım şeyler yaşanmış nezdimde. Tek başıma geçmişim, dans ediyorum. Bir anda kız çağırdı. Ya bir saniye çok özür dilerim, muhabbetini böleceğim. Order piçi, o giydiğin şey ne altına kanka? Remister ya kanka. Sen. Ya. Kanka gerçekten bu nedir yayından ya? Yayından gördüm ananı sikeyim. Kanka çocuğun alt tarafı trans. Ay ya. Ay ya kim gelmiş? Kim gelmiş? Kim gelmiş? Ya lan. Ya. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldin. Kardeşim benim. Ne yapıyorsun lan? Emir'im hoş geldin. Çok özür dilerim. Kahve muhabbetini böldüğün için özür dilerim. Devam et kanka. Uzanıyordum salonda. Baktım yayındasın dedim. Geleyim. İyi kardeşim. Hoş geldin bakalım. Şimdi kız tuttu çekti beni bu sefer. Dedi ki after'ı var mı? Dedim ki sen istersen olur. Ben de şey yapıyorum. Yol yapıyorum. Tamam mı? Bu Yeşilçam'la oradaki böyle kötü adamlar var ya. Böyle kızları böyle bayıltıp amına koyayım sikmeye götüren. Kahve tam öyle konuşuyor kanka. Böyle isterseniz yaparız anlamaz sen de seçeriz. Ben yani. Şey var o SPR diye bir mekan var. Tamam. Dedim, oraya gideriz dedim after'da. Dedi ki güzel olur mu? Dedim ki ben varım. Neden güzel olmasın? Tamam. Sen böyle iddialı konuşursun. Eyvallah. Çıktık. Gittik mekana. Kız sadece 5 dakika benimle dans etti. Tamam mı? İlgileniyoruz, ediyoruz vesaire. 5 dakika sonra şöyle bir şey yaptı. Mekandaki herkesi çağırdı amına koyayım. Bu yine şey anılarını mı anlatıyor? Bu ne? Birini yine evet. Beceremedi. Evet kanka. Sana kanka hayatım ben boyunca yaşadım. Ben böyle bir şey yaşadım. Sana hayatım boyunca yaşadım en epik anı anlatayım mı? Aa, hayatım boyunca ilk kez anlatacak burada. Ben. Ne anlat kanka? Benim çocukluk arkadaşım Enes Balıkesir'e gidiyoruz. Balıkesir'e gittiğimiz zaman da bunun bir tane kız arkadaşı var. Kız arkadaşının yanında da bu kızın bir arkadaşı daha var. Muhabbet sohbet ettikleri ortamlarda o tutturuyorlar işte muhabbet sohbet falan ediyoruz. Kız da diyor ki beraber diyor güzel bir mekana giderim içeriz. Ondan sonra da nereye gitmek istersek gideriz diyorlar. Benim de o zamanlarda bünyem böyle abartılacak derecede de sağlam değil. Ya ben içiyorum. Kanka mekanda bira geliyor, birayı içiyorum. Vodka geldi, vodkayı içiyorum. Önümüze işte havai fişeklerle böyle garip garip de tekilalar herkes falan bilmem ne yapıyor. Ben dikiyorum. Bir ara benim bir gelgitim oldu. Böyle bir aşağıya kadar kafamı eğdim. Karardı her yer bir anda. Kanka gözümü bir açtım. Tanımadığım bir evde. Altımda boxer var. Üzerinde bir tane piçe var. Sikmişler mi sana? Bizim çocuklarla hiçbir şekilde konunun alakası yok. O kızla da alakası yok yanındaki kız arkadaşınla. Bambaşka bir kızın evindeyim. Kız kahve alıp bana getiriyor. Günaydın diyor bana. Ve ben o anki tepkiyle birlikte falan bilmem ne dermişçesine böyle bir bakışım var anladın mı? Hani böyle bir orgu vardır ya aman okuyayım Yüzüklerin Efendisi'ne biz onlara saldırmak dermiş gibi bu bakışlaydı. Hayatım boyunca yaşadığım en absürt olayıydı. Bak hiç hatırlamıyorum. Hani böyle uyuyakalırsın çocukken sen ardından baban seni... Sarhoş oluyor muydun lan? Ben hayatım boyunca ilk kez orada sarhoş oldum. Çok berbattı. Oğlum tanımıyorum kızı. Bir hiç alakam mı alakam yok. Ondan sonra kızla biraz konuşmuştuk ne oldu muhabbet sohbet diye. Geri kalanı anlatmayayım ben. Kanka bunun bu arada şarkısı bana ne olduğunu biliyor musun onu? Nasıl lan? Kanka galiba ben... Oğlum aç pompalamasyonu. Al o şarkıyı bunu. Şaka var ya. Oğlum ne güzel şakalar yapıyorsun. Sabah uyandım. Bir an ayıldım. Burası neresi? Ben burayı sana tanımam. Sana bir video atsam... Abi ben içmişim. Hangisini lan? İçtikten sonra bu kız benim yanıma geliyor. Kız arkadaşlarım yanındayken ben çok alkollüyüm. Kız benimle birlikte bir telefon görüşmesi sırasında ben Enes'in yanından ayrılıyorum. Kız ardından... Bizim eve geçelim mi dediğinde ben tabii akli dengem evet geçelim sıkıntı yok falan bilmem ne yapıyorum. Kızın evine geçiyorum ama yani evin içinde nasıl bir performans sergilediğini bilmiyorum ama çok mutluydu kız yani. Muhabbetin çok iyi diyordu. Ben konuştuğum hiçbir şey hatırlamıyorum. Yemin ederim hiçbir şey hatırlamıyorum. Kız mutluysa okey. Hiç şaşırmadım. Aynen. O bir yıkamış lan beni kanka.
Ne? Yıkamış beni de amına. Sen anlarsın ya. O şakayı. Sen o şakayı anlarsın. Ha, orası bir şaka. Discord özeline salladım. Yıkamış beni. Ben de attım aynısını. Discord özelimizi. Evet, şöyle kanka kafenin bu bir tane videosu vardı ya. Bu liste 10 kişiyiz. Bir saniye arkadaşlar bir video. Abi sen hangi video attın lan? Kuliste çizdi. Evet. Bekleyin arkadaşlar halledeceğim. Ekran vereceğim merak etmeyin. Ekran vereceğim. Chat. Açıyorum videoyu. Aç. Kanka. Kuliste 10 kişiyiz. Red Bull içme istememiş. Bir şey gözetmiş. Bebek gibi yaptım kanka. Red Bull içme istemeye üşendim. İçtim limon suyuyla. Dümdüz cin tadı. Ay ben bir fenalık. Sen gözünü kapatmasın. Şöyle cam kenarına geçsene sen. Diğeri de şey diyor. Ya sence alkolist kanka sen bir siktir gitsene ortamdan dermiş. Tamam. Ben şeyin duşun suyunu kapatayım da. Ya. Ben düşün suyunu kapat. Kapıyı bulamıyor ya. Kapıyı bulamıyoruz. Sen cidden kapıyı bulamadın değil mi? Kanka oradaki olay ne biliyor musun? Kapının orada olduğunu görüyorum ama dönemiyorum amına koyayım. Daha kötü amına koyayım. Ya bu nasıl bir epiklerdir. Benim en epiğim de şeydi işte. İlker abiyle gittiğimiz bu after partisiydi. Orada da takım elbiseyle birlikte şeye girmiştim. Denize girmiştim. Kafam bir de ikinci orada güzel olmuş. Bir de asla kafam güzel olmadı yani. Ya arkadaşının İlker abi benden yaşça büyük. Susurluk'ta çok sayılı abilerimden biriydi yani. Bayağı büyüklük. Çocukluğumdan beri hep bana abilik etmiştir. Bana dedi ki Adem diye bir tane tanıdığımız var. Dedi gel seni dedi Ayvalık'a götürelim. Hem dedi after falan da bilmem ne de olacak. Adam da evleniyor ama bir de after olacak dedi. Gidelim biz de abi dedik. Gittik yolculuk boyunca. Adam gittiğimiz Adem abi de böyle bayağı beach club'lar olan, club mekan sahipleri olan bir adam Ayvalık'ta. Bayağı bilinen ismi falan var. Adam beach'ine götürdü bizi. Dedi ki Ebu ne içersen iç hesap ödemiyorsun dedi. Bir tane de VIP locu oturttular bizi. Ya ben şimdi de ya para da ödemeyince amına koyayım. Ya tatlı geliyor anladın mı? Ne içersen hiç para vermiyor. Cin diyorsun içiyorsun vodka diyorsun. Para hiçbir şeye para vermiyorsun yani. İçtim. Takım elbiseyle gülüm dedi bundan sonra da düğüne gideceğiz haberiniz var mı dediğinde benim böyle bir İlker abiye bakışım var ve böyle ben birazdan ayılırım tek başıma sen bir uzakta git dedim. Ya kafamı kaldırıyorum ayılamıyorum. Bizim bir de ters noktamız vardır sola doğru beynin dönüyorsa sağa doğru iki kere dön derlerdi abin eşitler eşitlemiyor kafamı. Su çalıyorum yüzüme eşitlemiyor su içiyorum kendime gelemiyorum soğuk. Kanka kafamı sağa bir çevirdim. Bir zaten sıfır amına koyayım denize. Üstüme baktım takım elbiseleri şimdi nerede çıkartacaksın anladın mı bunları? Ben alımdan atmaya bir başladım kanka. Diyor. Kafamı soktum suyun içine. Benim amacım neydi biliyor musun Hobbit? Kafamı suyun yarısına böyle çeyreğine kadar kafamı sadece sokacağım. Ondan sonra kafamı kaldıracağım. Anladın mı demek istediğimi? Kafamı biraz yere sokacağım yüzdüm, kaldıracağım. Bir baktım amına koyayım kılıçtayım. Kanka kafayı böyle koydum. Ondan sonra beynimden bir tane sinirlen bir tepki geldi. Dedi ki kaldıramıyoruz kendimizi anladın mı? Vücudum kaldıramıyor. Böğrelemesine böyle Michael Jackson gibi amına koyayım suyun içine bir girdim. Islak ıslak düğüne böyle bir şaplak atıyordum dans ederken. Ben bir kere alkışlıyorum yan tarafım Aquaman amına koyayım yan tarafım tusunem atıyorum böyle bir alkışta falan. Berbattı ya. Abi içeceksen ağzınla içeceksin. Kendini kaybedecek öyle, kadar hiç valla sarmıyor doğru. Kanka. Doğru değil mi kahve? Doğru aptalarız. Ama o günün benim bilincimde olan bir şey yoktu. Ben mekanda misafirdim. Hani ben bardağı yarıya getiriyorum. Götürüyorlar bardağı tekrar doldurup getiriyorlar. Ya ben o kararı aldım. Ben seninle öyle dansa masa klaba muraba gitmem. Kanka ya, kahve bir kafayı sallıyor. Biri olacak birine kitleyeceğim seni amına koyayım. Öyle anca klaba gelirim. Kahve sıkıntı ya. Kafa sallama. Ama sıkıntı diyen elemana bak. Daha kokusunu aldı. Ayağa kalktı böyle yapıyor. Tamam da. Böyle yapıyor. Tamam da. Hayır. Adamın zararı kendine oğlum. Sen evet, etrafa kendine. Zarar veriyorsun. Sen etrafa zarar veriyorsun. Ben kolları hiç kimseye zarar vermiyorum. Ya saçını vuruyor. Kardeşim ben bu saçı uzattıysam. Ben bu saçı uzattıysam. Eğer rock bardaysam ben bu kafayı da sallarım. Ben o headbang'i yaparım. Sektir kendi başına köşede salla orası bir dört kendi başıma köşede sallıyorum zaten. Bak amına koydum. Dört kişilik yerde tek kişi yer kaplıyorsun ya. Kardeşim konuş, olabilir. Konuş, bana konuş. Olabilir. Allah. Ya nasıl olabilir ya? Olabilir. Eğleniyorum. Oraya dört kişi oturuyor ya. Eğleniyorum. Güzel. Allah. Sağa atıyorum, sola atıyorum. Eğleniyorum.
Triplere bak, sanki amına koyayım gecenin ikisini Victoria's Secret mankeni sikmiş de gelmiş de. Biri Türkiye'ye saldırıyorlar az da onunla, o yüzden öyle oldu. Ha, ha, pardon pardon. Kulaklığın şarjını değişiyorum, duyamadım. Ordur Bey, rahatsız gibi duruyorsunuz anladığım kadarıyla. Bir şeylerden aynen rahatsız rahatsız olmuşsunuz, böyle sanki kötü bir mesaj almış gibisiniz. Yo. Yorgun musunuz? Çok yorgunum kanka. Oğlum harbiden kamerayı sana çevirmeseydin burnunu, o parmağını sokup sümü yiyecektin de. İyi kaçtın harbiden. Ramican iyi kaçtın ha. Helal olsun. Ne oldu abi? Rami bir daha büyüsene lan. Arkasında ağaç. Orada ne? Ne diyor ne? Kendisi büyütmüyor bak, bana iş veriyor. O kadar artık obez Rami, ki. Bir şey o diyeceğim. Kadar ellerini bile ettirmiyor. Böyle aşağı inmek istediğinde kapıya doğru sıkılıp aşağı atlıyor mu cam lan? Ben buradan kaçıyorum bazen. Yani kaçıyorum derken iniyorum mu? Nasıl kaçıyorsun ya? Nasıl? Mal. Mal diyor abi, bir camdan aşağı bir çeviriyor. İki tane domuz bekliyor değil mi kapıda? Yaban domuz. Şuradan yani şuradan domuz. Lan yer şurası, yer işte. İneyim mi? Bekle. İn bakayım be. Oraya tuttum kamerayı. Elinle şey telefon. Görüyorsunuz mu beni? Görüyoruz. Evet. Sineklik diye koydu. Domuz girmesin diye ben bunu. Sandalyesi de kırık. Ay gitti orası çocuğu. Gitti oğlum. Aaa. Ana. Bu ne lan, hile bu? Şey mi? Kalıp mı var orada? Ulan böyle ben bir tane ağacı söyleyeceğim. Küçük fındık ağacı mıymış o? Harbiden arkadaki ağaç değil o zaman ama. Abi ben daha diyeyim, evin arkası sağ sol dört bir yerine fındık dolu. Kanka sen simülasyonun içinde yaşıyorsun, boş orada yapma. Doğru. Fındık ağacı falan yok orada ya. Simülasyon fındık kanka. Fındık ağacı, fındık ağacı. Yok fındık bu ağacı. Adam simülasyonda yaşıyor. Fotoğrafını çek. Fotoğrafını çek o zaman. Yok mu dalında fındık? Bu adam simülasyonda yaşıyor. Fındık çıkmadı ki. Ha. Çekiyor ya. Adam fotoğrafını çekiyor. Telefonu görüyoruz ya. Telefonu görüyoruz ha. Fotoğraf. Telefon. Niye fotoğraf tamam, çekiyorsun? Ekran 600 gördüm, gördüm. Gördüm gördüm. Telefonu gördüm. Atmana gerek yok. Gördük. Atacağım. Hepimiz gördük. Fındıkları da gördük ya. Orada orada. Gördük. Atacağım. Vallahi gördük. Bir de gördük, gördük. Göster. Bir şey söyleyeceğim. Bu kadar kişiyken bir GTA playlist patlamadı mı ya? Patlar. Patlar. Bana, uyar mı size? Bana göreve. Bana göreve. Patlatalım. Bak sen sizi yoracaksa bak hayır yani. Ama bak. Yorgunsanız istemiyorum. Ben dururum. Ben okeyim. Ben gece okay bire kadar tekrar senin olabilirim. Bak ben okeyim. Her zaman seninim. Olur kanka, yalnız bırakmasın. Her zaman seninim. Hay ben. Arkadaşlar. Selamünaleyküm. Fazladan pikseli adam var mı? Kanka ben süremi bekliyorum ya. Valla 4 dakikası var. Beyler siyah atmışlar yine. Çocukları. Tamam tamam lan, bir şey demedik. Ya iki makara yaptık. Vallahi hemen suratın düşüyor. Meler saldırıyor abi. Meler saldırıyor. İki makara yaptık ya. Vallahi bir adam her şeye bir yorum katıyor ya. Zırlıyor ya her şeyi amına koyayım. Ne yapayım? İki tane parkur kur. Rahatsızlık vermeyecekse sana. Bir tane face to face kur. Bayağıdır kaos görmüyoruz. Bir tane de ne koy biliyor musun? Canın ne istiyorsa onu koy bana. Tamam ben de. Canın ne istiyorsa sonuncuyu da kendine koy. Kafana göre ayarla. Şimdi de arkadaşlar yavaştan playlist ayar. Efendim canım benim. Söyle. Bu skalyoz biliyor musun? Skalyoz ne olduğunu? Belli değil. Ya bilmiyorum. Anlat bakalım. Omurga yumrukluğu. Skalyoz değil. Skalyoz o. Skalyoz. Skalyoz. Pardon. Bir de skalyoz. Pokemon topu mu bana koyayım? Yani jiron çıkıyor o ne? Pardon. Bir de hastalığı omurga yokluğu diyor ya. Omurga yumrukluğu. Omurga yokluğu kanka. Yokluğu derim. Yamuklu derim. Doğan insan örümcek mi bana koyayım? Yamuk. Yamuk yamuk. Evet. Barış da var bu, ben biliyorum. Hiç şaşırmaz. Yani spor konusunda çok bir sıkıntıya sokar mı diyecektim. Bilgin varsa diye soracaktım sana. Yani evet, Barış'ın doktoru şey demiş yani, çok ağır kilolar kaldırma, sıkıntı çıkartabilir demiş. Ya aynılarını ben söyledim. Bu illa şey. Ondan değil, hayır hayır. Size de sorayım dedim. Çünkü ben yarın sabahtan 9'a randevu aldım, doktora gideceğim. Ben çünkü sana bir şey söyleyeceğim. Bu odadaki kimse doçent değil, kimse doktor değil. Buradaki öneriler Google'daki önerilerle aynı öneriler, tamam mı? Ama ben size güvendim. Abi kötü. Ama siz benim abilerimsiniz ki. Abi tamam, abinim de yani ben yani başın derde girdiğinde biri sana saldırdığında gelebilirim. Yani sağlığına müdahale edemem ki, ben doktor değilim amına koyayım. Hayır, bilgin varsa diye sordum yahu. Tamam diyelim ki buradan biri dedi ya. Hiçbir problem yok. Ya hacivat mısın lan? Ne yahu ne demek lan? Ya. En son hacivatla karınöz fıkralarında duydum lan bu lafı. Lan pezenek sözlük mü okuyorsun lan? Yeni bir şeyler mi öğreniyorsun? Kitap mı okuyorsun lan? Ben artık insanlaştım. Ben biz artık evi durmuyorum amına. Değiştirdik ve geliştirdik. Ya abi anlat bakayım. Rami'ye yeni bir özellik eklendi. Rami artık ekmek isteyebiliyor mekanlarda.
Helal olsun. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben kahve bir şey söyleyeceğim. Niye inanıyorum biliyor musun? Ne? Bu Rami Can hani günün birinde hep böyle hani böyle tatlı çocuktu ya. Hep böyle sevimli evet. oynuyordu. Sakindi, utangaçtı. Günün birinde bir açılacak. Bunun kızları böyle kız arkadaşları nasıl olacak biliyor musun? Böyle Allahsız siyah oje işte süren Beyza. İşte Ditro C. Clark'ta götüme buzlu badem soktum yine işte seri ne zaman gelecek bekliyorum diyen böyle Instagram influencer. İşte bir tarafta da böyle gecenin bir yarısı beni kırbaçlamazsan seni boğazlarımdan böyle kızlarla birlikte çıkacaksın sen bekle. Bak gör oğlum sen şu an gül. Şu an gül ama o kız hani bizim Hobbit'le birlikte baktığımız vardı ya. Hani erkeği böyle arkadan kelepçeyle bağlamış. Kaçabileceğini mi zannettin? Orospu çocuğu senin amına koyayım vardı ya. Neydi sahibi o arttaki sen olacaksın Rahmi Can. Gül. Sen gül. Rahmi olacak. Sen gül. Sen gülmeye devam et. Ama olacaksın. Masumum ya. Rahmi Can. Zaman kazandırayım. Efendim abi. Öpücük dolu yanmasana. Hay. Zaten üstü kapalı olanı anlattın. Bu ne abi? Zaten üstü kapalı anlattın. Mahalle abisi gibi kanka durmadan. Şunu da anlat, bunu da anlat, şunu da anlatsana. Aa, ben bilmem değil mi durmadan. Hayır hayır güzel olaylar var. Anlat. Rami'ye bir hediye geldi. Hediyeyi söylüyorum sana. Beyaz tişört üstünde öpücükler var. Rami'ye geldi. Vay evet Rami'ye geldi. Vay be. Rami bir şey söyleyeyim mi? Bak sen. Rami iyisin oğlum. Rami bir şey söyleyeyim. Harbi helal olsun kardeşim benim. Güzel. Bak tişörtte ama şu o an kadar çok betasın. Öpücük var ki ben hayatımda o kadar öpüşmemişimdir. Şu an betasın biliyorsun değil mi? Bugün dahil mi kafe? Daha betasın. Dahil. Amerikan pastasında bir tayfama alınabilirsin ama yakınsın. Biliyorsun değil mi? O kadar çok düşün. Aileyiz. Aileyiz. Falan. Ben Barış bu arada abin... Rami'nin yaptığı şeyleri sana anlatmak istiyorum. Barış abi. Abin de beta gelmişti buraya. Kimin? Rami Can'dan izin aldı kafe. Her yerde anlattık. Anlatın abi ne oldu? Ben çekindiğim bir şey yok ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Bana sen tütün mü sarıyorsun ya birader? Hayır ya. Sen tütün mü sarıyorsun? Niye elim böyle duruyor kanka? Saatlerdir oradan abim böyle. Hayır kanka. Evet bir şey yapıyormuş gibi. Hayır bizim bir iş vardı. Bizimkilerle beraber İzmir'e gelecekler. Bizimkiler. Yok mu bir yolluk falan mı dediler? Ne ayarlar? Hayır şey. Kimlik doğrulaması yapıyor bu. Hallediyordum. Aman akıllı bir seni abi. Devam et. Özür dilerim böldüğüm için Kahve Bey. Müsaade var mıdır? Rami Can Bey size söyledi bu soruyu. Sizden müsaade evet. istiyor. Evet. Sen yine müsaadeni ver yayında da. Her şey. Şimdi. Tamam. Anlatıyorum Media Markt olayı. Rami 2-3 tane ürün almak istiyor kendine. Tamam. Yani ne olabilir? Girersin içerideki insanlara sorarsın görevlilere. Ürünler buradadır, şuradadır. Fiyatları budur. Alırsın çıkarsın evet. gidersin. Rami bir sormaya utandı. Kimseye sormadı. Bana diyor ki abi diyor tripodlar neredeymiş sorar mısın? Tamam mı? Alacak kişi ben değilim ben soruyorum nerede olduklarını. Tamam. Ben de dedim ki hayır ben sormayacağım. Sen de bunu sormaya alışacaksın dedim. Gel dedim. Orada duruyor hanımefendi. Git dedim sor. Tamam mı? Neredeymiş? Hanımefendi burada oturuyor benim olduğum yerde. Tamam mı? Önüne geldi böyle durdu. Sonra bize döndü. Dedi ki burada kimse yok. Nasıl ya? Sana hiçbir şey demiyorum Rami Can. Sana sormayı utandı. Sana sosyal anksiyetesi var ya böyle top tierlerde yani Challenger 2000 puan falan öyle söyleyeyim yani. Kadın öyle duymadı mı? Dönmüş tip tip bakıyor. Kadın dönmüş tip tip Rami'ye bakıyor. Rami kadının varlığını reddetti orada. Utangaçlık seviyesi. O çok utangaç bir çocuk ama Rami Can ya. Ben bundan beklerim kanka böyle bir hamle ya. Gerçekten abi, anksiyetesi var çocuğun. Bundan daha utangaç şey var. Menemen yiyorduk. Ekmeğim bitti benim. Ben menemen şey ekmek istemeye utandım. Menemeni yemedim. Bir şey söyleyeceğim Rami Can. Günün birinde İstanbul'a gelsen seni bir sandalye ortasına oturtup kalabalığın ortasına herkesin sana baktığını hayal ettiğin bir evren göstersem sana nasıl hissederim kendimi? Yok ben geldim yok. Of çok güzel tamamdır bir video fikri aklıma geldi de onu yapacağım. Ama böyle böyle toparlarsın Rami. Böyle ama böyle abi toparlandım şöyle düşün. Zonguldak'ta kendi başıma gezip her şeyi kendi başına yapıyorum yayında. Geçen mangal yaptım yayında ama insanlarla. Allah Allah Rami nasıl yaptın lan onu insanlar geçen kızı elini sıktı galiba lan Rami Can değil yani mi? Geçen kızı elini sıkışık böyle. Yani bakalım gelişiyor ya erkekler bu saatte ne konuşuyordur acaba ya? Erkeklerin muhabbeti bu. Bone efendi ne yaptın ayarlayabildin mi bir şeyler? Hallettin mi? Okay, tamamdır. Tamam açın beyler. Açın. Ben de yavaşça şu kameranın açısını falan ayarlayayım be. Emir slip'i mi açıyorduk ketchup'ı mı? Ne dedin amına? Slipstream mi ketchup mı? Slipstream. Okay. Kanka ketchup ne?